Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim artık sarma sarmıyorum. Çünkü dolma şeklinde yapıyorum. İnanın ki 2-3 dakikada hemen hazırlayabileceğiniz çok güzel bir lezzet. Daha fazla sizleri bekletmeden hemen yapımına geçelim. Uygun bir tencereyi ocağıma alıp yarım çay bardağından daha az, hatta çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağında öncelikle 3 tane orta boy soğanı yemeklikten daha küçük bir şekilde doğradım ve kavuruyorum. 1 yemek kaşığı kadar da kuş üzümü. Üzümle birlikte şimdi soğanların rengi hafif değişene kadar kavuruyorum. Öncesinde sıvı yağ ile kavuruyorum. Daha sonra zeytinyağı katacağım. 1,5 su bardağı kadar da pirinci yıkadım, süzdüm, içerisine ilave ediyorum. Bu tam böyle 40 tane kadar yaprak yetiyor arkadaşlar. Benim yaptığım tencerede de göreceksiniz az sonra. Zaten bir tane bir kişiye rahatlıkla yetiyor ama sadece ortaya meze olarak koyarsanız tabii ki. 1 çay bardağından daha az zeytinyağını da ilave edip baharatlarımı katıyorum. Nane, kırmızı toz biber, pul biber, tarçın biraz. Biraz da tuz ilave edeceğim ama tuzunu en son katıyorum arkadaşlar. Pirinçler kırılmaması için sevdiğiniz baharatları katabilirsiniz. Yeni bahar katabilirsiniz. Ne seviyorsanız. 1 su bardağı suyu önce koydum. Baktım az geldi. Yarım su bardağı daha su koydum. Çünkü biraz pişirin iç harcınızı. İçerisine çok doldurduğumuz için birazcık diri kalabilir. O yüzden muhakkak biraz suyla orta pişmişe getirin iç harcınızı. Şöyle yarım su bardağı kadar daha koyup 1,5 su bardağı kadar su ilave etmiş oluyorum. Şöyle bir karıştırıp kapağını kapatıyorum. Altını en kısa alıp suyunu çekene kadar pişiriyorum. Bu arada kapağı yanlış kapatmışım arkadaşlar. Başka büyük kapağı kapatmışım. Kusura bakmayın. Artık altını kapatıyorum ve tuzunu şimdi katıyorum. Şöyle 1 tatlı kaşığı kadar tuz katıyorum. Yaprağınız tuzluysa tuzunu azaltın lütfen. Bir tutamda maydanozla dereotunu karıştırdım. Onu da ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Artık iç harcım hazır. Yapması toplamda bir 15 dakikanızı anca alıyor arkadaşlar. Bir 10 dakika iç harcını hazırlayıp 5 dakikada da hemen sarıyorsunuz. Kapağını kapatıp ben 20 dakika kadar dinlendirdim ki daha güzel pirinci çeksin diye. Şöyle küçük Türk kahvesi fincanlarına yapıyorum. Yapraklarınız büyükse 1 tane, eğer çok küçükse 2 tane koyun arkadaşlar. İçine doğru elimle bastırıyorum gördüğünüz gibi. Kenarları tam böyle dışa doğru olsun ki tersine çevirdiğinizde pirinçler dökülebilir. Kenarlardan çekiştirerek ortada birleştiriyorum. Ve tersine çeviriyorum gördüğünüz gibi. Bir tane yaprağı da alıyorum. Üzerine kapatıyorum. Yaprak kalın olur falan diye düşünmeyin. Zaten sonunda göreceksiniz. Gayet güzel oluyor. Etrafını sarıp ben tenceremin içerisine gördüğünüz gibi yaprak koydum ki çünkü az suyla derken yavaş kısıkta pişiriyorsunuz ama tek sıra piştiği için yanabilir, muhakkak altına yaprak koyun arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Ve çok kısıkta yavaş yavaş pişirmeye özen gösterin. Gördüğünüz gibi yaprağı böyle altına seriyorum. Elimle kenarlarını düzleyip orta kısmının toplamda şöyle 1 yemek kaşığı kadar hemen pirinç koyuyorum. Böyle tıka basa doldurmayın lütfen. Çünkü pişerken çiğ kalır bu sefer. Kenar kısımlarından uca topluyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay, hemen tersine çeviriyorum. İsterseniz aynen böyle direkt de koyabilirsiniz. Yapraklarınız büyükse hiç üstünü örtmeyin. Ama benim yapraklarım çok aşırı büyük olmadığı için kenarlardan açılır korkusuyla ben bu şekilde bir tane daha yaprakla üzerine kapattım. Bakın şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? İnanın ki hem görüntü olarak hem de lezzet olarak çok güzel. Ben bunu misafirlerime masaya ortaya yapmıştım. Çok beğendiler. Lezzeti ayrı güzel, görüntüsü ayrı güzel, şıklığı ayrı güzel. Bir kere de olsa denemenizi tavsiye ediyorum. Ben bir kere denedim. Çok hoşumuza gidince ikinciyi video olarak çektim. Tariflerimi de genelde ilk önce deniyorum. İyi sonuç aldığımda sizlerle paylaşıyorum. Videoluyorum arkadaşlar. İç harcında arzu ettiğiniz gibi bu şekilde kıymalı bile yapabilirsiniz, yani etli. Nasıl seviyorsanız, ama böyle zeytinyağlı çok yakışıyor. Gördüğünüz gibi hop diye dışarı çeviriyorum tersine. Eğer kenardan böyle olursa hemen benim gördüğünüz gibi yaptığım gibi düzeltin. Yapraklarım da çok güzelmiş bu arada. Bu arada kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zil sesini açarak videolarımdan ilk önce haberdar olabilirsiniz. Hepsini aynı bu şekilde yapıp bitireceğim. Şöyle bir tane daha sizlere isterseniz de böyle tencerenin ortasına koyup yapabilirsiniz. Gösterip hemen bitireceğim. Böyle ilk defa yapan özellikle arkadaşlar için ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum. Umarım sizi sıkmıyorumdur arkadaşlar. Dediğim gibi çok aşırı bastırmayın. Bırakın, kaşıkla dökün ve bırakın. Sakın sıkmayın. Siz de denedikten sonra memnun kalacağınızdan eminim. Hepsini tamamlayıp bitiriyorum arkadaşlar. Hafif böyle ittirerek sıkıştırabilirsiniz, ama üstüne bir kat daha yapacaksanız aynı şekilde bir kat olması gerekiyor. Ona göre tenceresi için. Çünkü bir tane koyarsanız birbirini tutmayacağı için açılma yapabilir. Bir su bardağı, şöyle büyük bardakla kaynar su ilave ediyorum. Böyle üstüne geçene kadar gördüğünüz gibi. Yarım çay bardağından daha az da zeytinyağı ilave ediyorum. Baktığınız suyu az, kaynar su ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Üzerine şöyle birkaç dilim limon bırakıyorum. Ve ocağa götürüp pişiriyorum arkadaşlar. Üzerine bir tane tabak, kaynamaya başlayınca altını kısın. Ortalama 40 dakika 45 dakikada pişti. Gördüğünüz gibi ben pişme aşamalarını tam olarak sizlere gösteremedim. Çünkü ben onu kenara koyup başka videolarımı çekmeye devam etmem gerekiyordu. O kenarda pişti. İnanın çok güzel pişti. Hatta ben kenarından bir tane tadına da baktım. Çok beğendim. Hemen şöyle servis tabağını alayım. Bu güzel lezzetli tarifin siz sonunu izlerken ben de videomu bitireyim. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Çok daha güzel, daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.